Evet, kaydı başlattım. Dur ya, şu ekranı diğer monitörü alayım da direkt karşıdan görmüş olayım böylece. Yani kameraya bakmış olayım. Okay. Evet, aynı gündeyiz. Saat 15. Aynı gün dedim, günü de bakayım da. 26 Nisan saat 15.00 G-Faktör'ün ikinci bölümüne başladık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi önce hani bir kısaca özet geçmek gerekirse hani main dosyasıyla internal dosyasını internal paketleri bir refaktör ettik. Hemen bir PKG'den aldık, internal'a falan koydum. Şimdi ise daha böyle proje yapısındaki böyle hem isimlerin hem de util şeyinin paketinin dağıtılması odaklı olacak bu bölümde. Bir de Şimdi şunu mesela da okey. söyleyeyim. Buyurun. Şimdi CMD'nin altına almamızda Go'nun herhangi bir zorlaması yok. Ama internal'ın altına almamızda teknik olarak bir ihtiyacımız var. Onu sen söyle İbrahim. Tabii burada internal yaptığımız zaman bir kere Go modülde bizim bu paketlerimiz expose olmuyor. Yani gözükmüyor. Dışarı tarafına import edilemiyor. Bunun en bence hani kendimce önemli yönü şu. Hani bir kere Go modül havuzunu boş yere kirletmemiş oluyoruz. Çünkü buradaki paketlerimiz, bizim internal içerisinde paketlerimiz sadece bizim application'ımız özelinde kullanılan paketler. Bunları herhangi birisi alıp üzerine yeni bir uygulama geliştiremez. Muhtemelen her şeyi yeniden yapmış olması gerekecek. O yüzden Go modülün mantığına aykırı olduğu için bu tarz şeyleri internal altına koyuyoruz. Yani insanları boş yere kafalarını karıştırmıyoruz. Ama tabii ki hani dokümanlarıdır, yani Go.doc'ta falan hepsi gözüküyor. Önemli olan hani insanlar tarafından bunun import edilemiyor olması. Ya aslında ederler de hani orayı bir şey kapatıyorsun yani hani Evet. bir katmanla kapatıyorsun gibi düşün. Öyle. Yani bu açık kaynak olmasına veya olmamasıyla hiçbir alakası olmayan bir şey. Aslında sadece insanların önündeki paket havuzunu boş yere genişletmemiş oluyoruz. Ya çünkü mesela ben çok şey yapıyorum. Sallıyorum mesela işte PKG GoDev'e geliyorum. Tamam mesela burada. Mesela burada bir şey arayacağım. Mesela diyelim ki mesela Markdown'la alakalı bir şeyler arıyorum. Mesela ben burada Markdown'a girdim sonra mesela adamların kendileri için yazdıkları bir şeyi önüme çıksın ve kafamı karıştırsın istemem. Çünkü ben Markdown'la alakalı birkaç paket arıyorum burada. Bir şey görecek. Hani birazcık public bir şey arıyorum ama mesela adam bir tanesi kendi projesinin içerisinde kullandığı bir şey koyduysa yani ne bileyim ben beni biraz böyle şey kirletmiş oluyor. Buradaki arayışımı kirletmiş oluyor. Aslında böyle şeyleri önlemek için kullanıyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi evet utili şey yapacağız. Soru. Şimdi şey soracağım abi sana. Hani ben projenin yabancısıyım. Evet. Hani direkt yabancı olarak şey public'e uçursak ne olur? Ya public'i uçurmayalım, public kalsın çünkü public bu Go projesi için değil ama bununla beraber web projesi ayağa kaldırıyorum. Yani Debian paketi kurulumunda bu public klasöründe ben npm server'ı yani sıfırdan bir npm server'ı ayağa kaldırmak yerine Go ile onu serve ediyorum. O yüzden onu da public'ten ediyoruz. O yüzden public kalsın şimdilik. Tamam. Çünkü ben şimdi projeyi bilmiyorum hani izleyen arkadaşlarımı. Ben tamamen böyle şey dışarıdan hani az biraz hani Evet. Go yazan bir insan olarak hani Evet. projede Ya public klasörü boş ama yani şu an sadece okey. herhangi bir root bulunamadığına 404 sayfası görünsün diye HTML attım ama esas public'in oluşturulma amacı şey dediğim gibi yani npm server'ı serve etmek. Statik dosyaları serve etmek orada. Şimdi mesela burada dediğim gibi bizim dışarıdan biri geliştiren kişi kadar şey olmuyor. Hani projeye hakim olmuyor. Bir de mesela ben de aynı duruma düşüyorum. Geliştirirken de böyle bazı şeyleri unutuyorsun. Hani daha çok hedefinde bir feature geliştirmek olduğu için bir şeyleri atlayarak gidiyorsun. Hani böyle dışarıdan birinin bakması çok iyi oluyor yazıma. Mesela ben de hani kendi açık kaynak projelerini yaparken hani Go arkadaşlara hani şey yapıyordum böyle gösteriyordum hani proje yapısında bir değişiklik yapayım mı şey yapayım falan. Hatta yani ilk Go projemi Fatih'e göstermiştim. Hani Fatih'in başı falan ağrımıştı yani. Çünkü 15 dakika sonra abi dedi hani ya iyi hoş da dedi abi çok değiştirilmesi gereken yer var dedi. O yüzden böyle hani oluyor. Şey değil. Yani dışarıdan mutlaka review gerekiyor. Hani geçen de onu konuşuyorduk ya.
Mutlaka şimdi burada kodun review olması lazım. Aynen, burada util klasörümüz var. Util klasöründe şimdi doğrudan API ile API ile ilişkili olanlar değil ama bir util klasörünü açar mısın? Aha. Backup, export, import, restore gibi şeylerim var. Aha. İşte burada bir şey generate password şey göze batıyor. Generate password'un yeri şey olabilir. Login paketi olabilir. Çünkü bu bir post isteği oluyor ve bir tane parola üretiyor. Bu API'nin içine girebilir yani generate password. Ya da bilmiyorum. Util yani bu dizinde de kalabilir. Sen bilirsin. Şimdi abi ona geleceğim. Her şeyden önce export, import ve restore sanırım birbiriyle alakalı değil mi? Bir de backup. Yani doğrudan bir bağımlılıkları yok. Ama benzer işleri yapıyorlar. Ha, ilişki, yani. Evet, evet. Aynen. Benzer ilişkide oldukları için buraya koydum bunları. O zaman ben bunlara şöyle yapsam nasıl olur sence? Yeni bir klasör açayım buraya. Hı-hı. IO diyeyim abi. Hı, evet. Çok çünkü mal. Yani bir input output loop'u var gibi. Aynen. Değil mi? Sanki yani. Hani çok da bilmiyorum ama hani sana sorarak teyit ettirelim. Yok, direkt öyle zaten ya. Direkt öyle input output. Alalım bunları da oraya atalım. Şimdi backup'ı aldım. Export, import ve restore değil mi? Bu dördü. Bir saniye. Base'e bir girsene. Base'e ne vardı? Ha, post handler. Bu da router'dan gelen mesela action URL'in sonundaki işlemi şeye göre ilgili işlemi çağırıyor. Anladım. Şey, query alıyor. Evet. Mi? Evet, evet. Tamam. Abi şimdi buna geleceğiz. Bunu muhtemelen bunu router'a taşıyabiliriz bunu. Hayır, router'a taşıyacağız. Router'a taşıyacağız. Hatta şimdi önce bunu taşıyalım. Olur. Tamam. Şöyle kapatalım. Base'i aldım. Router'ın içine attım. Tamam. Base'i kim kullanıyordu? Base'i işte bunların hepsi şey pardon. Base bunlara pardon. Çağırıyor. Ha, base import. Evet. Buraya şimdi şey diyeceksin. Tamam. io.import diyeceğiz yani. Okey. Tamam. Süper. Şimdi bunları io'ya taşıyalım o zaman. Evet. Hepsini olduğu gibi taşıyabiliriz. Yani bütün dosyaları. En son genel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu birazcık daha farklı yapacağız abi. Birazcık daha şu an mesela proje hakkında bilgi edinmeye başladım kendimce. Hani böyle daha şey olmaya başladı. Evet. Şimdi böyle birazcık böyle bir vitesi arttıracağım hani şeyde. Evet. Şimdi aslında dosya ismine bakarak bunun IO olduğu fikrine kapılmıştım ama tabii ki hani projenin cahili olduğum için kesin bunu helal etsin. aslında ben şimdi router'dan buraya geliyoruz ya abi. Yani router'daki mesela bunlar, bu post handler'ımız. Bunları çağırıyor. Aslında IO değil bu. Bunlar bizim uygulama mantığımız. Değil mi? Yani aslında bizim uygulamada yaptığımız iş burası. Yani ben buna IO değil abi, app diyeceğim. Çünkü benim uygulamamın yaptığı işler aslında app'in içinde olmalı. Yani ben backup yapıyorum, export yapıyorum, import yapıyorum. Benim uygulamamın yaptığı işler app klasörünü atacağım. Yani burası benim aslında bir application layer'ım gibi düşüneceğiz. Evet. Peki bunları şimdi, bunlar da birer endpoint sonuçta. Aslında biraz API ucu. Bunu API'nin içinde değil de dışarıda ona geleceğim. Ona geleceğim. Çok güzel bir şeye geldim. Şimdi proje hepsini böyle ufaktan değiştireceğiz. Hani vitesi arttıracağım kısımdan burasıydı. Hatta demin de birinci videoda dedim ya login'i buraya koyacağım ama bunun sonra değiştireceğim demiştim sana. Login'i alacağım. Modelin içine koyacağım. Model diye bir şey yapacağım. Yani benim model objem aslında bir login objesi. Evet. Aslında API'im değil. API'ye ne getireceğim biliyor musunuz? API'den o login klasöründeki API dosyalı şeyi. Tüm endpointlerimi abi API'ye getireceğim. Endpoint'ten başlayacağım. Evet. Şeyde modele koyacağım abi. Evet. Doğrusu. Aynen. Şimdi ya diyorum bak proje hakkında öyle bir bilgi sahibi oldukça böyle bir şekilleniyor. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Vallahi hani şey çok güzel. Bence
yapı böyle hani proje kurgusu güzel. Yani yoksa çok kötü proje kurgusu olsa mesela, ya çok kötü mi yani? Azıcık kötü dahi olsa böyle bir kalıyorsun yani, neyi nerede değiştireceğim, nasıl yapacağım falan. Hani o yüzden güzel. Şu an iyi gidiyoruz. İnşallah hani işin sonunda, günün sonunda projenin diğer geliştiricileri proje structure'ına baktığında hani beni sevgiyle anarlar diye hissediyorum. Hayırlısı bakalım. Ama hani en azından şey, rahatlığı var hani. Erhan yanımdaydı. Erhan da yanımdaydı diye seni de şahit göstereceğim. Ama buna rağmen Pura Köyüz'de şey yapabilirim yani. Close diyebilirim. Haberin olsun. Bu olmamış hacı yani. Bu çok büyük bir değişiklik. Kusura bakma deyip bir şey yapabilirsin yani. Ama güzel. Hani şu an şey hoşuma gitmeye başladı yani Pura Köyüz. Çünkü ben de bir fikir sahibi olmaya başladım. O güzel oldu. Ve bak şu önemli. Kaç dakikada fikir sahibi oldun projenin tamamı hakkında? Yani abi yarım saat falan yani, bir saattir maksimum. Yarım saatte maksimum yani. Çözdün projeyi, akışı çözdün. O, ben şey diyorum, böyle bir kod okumaya başladım. Follow the white rabbit var ya, matrixleri. Tavşanı, beyaz tavşanı takip et. İşte ilk en request'i takip ediyorsun. Main go'dan başlıyorsun. Yani router'a gidiyor. Router'a gidiyorsun. Router şu fonksiyonlara gidiyor. Mesela bak, yarım saatte proje hakkında bir kişi bilgi sahibi olabiliyor. Ben buna dikkat etmiştim zaten hani. Aynen. Bu çok önemli abi. Açık kaynak iş yapıyorsak özellikle. Hani bu gerçekten insanları hani ne nerede çok güzel göstermek proje. Evet. Yani o bir şey eşiği var. Yani koda bakınca hani ya buna kontribüt edeceğim de nereden başlayacağımı bilmiyorum eşiği var ya. Onu böyle çok hızlıca yıkmamız lazım. O yüzden böyle kaldırmamız lazım. Ama işin daha güzel yanı artık ütülü klasörümüz uçabilir. Uçur gitsin. Şöyle tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz abi. Ve git historimizin tozlu raflarına. Güzel oldu. Şimdi gelelim şuradaki base'deki bunların her birinin önüne hepsi yapıştıracağız. Artık bunlar çok çok güzel oldu bu. Bunların hepsi app'te. Tabii burada orada işte mesela bak login objesini dışarı çıkar. Mesela bu yanlış bir çağrıydı. Görüyor musun? API'nin içinde login'in içinden istekte bulunuyordu. App bu olmaması lazım. Ki login'in sadece login objesini ve response'un objesi vardı. Onu dışarı almak zaten aklındaki bir şeydi. Hani güzel oldu bu. Daha abi şimdi çok çok daha böyle güzel noktalara geleceğiz. Yani şu an böyle var ya, gözümde şey canlandı ya. Canlandı. Hani projenin geleceği nokta canlandı. Evet. Hemen şöyle bir go test diyelim. Bir patlatalım. Tamam. Şimdi dedi ki main'de her şeyden önce. Ben şeyi bulamadım dedi. Main go. Utili pardon. Ha, router şeyi bulamadı dedi. Utili bulamadı dedi. Evet. Router'dan bakalım. Çünkü router şeyi çağırıyor ya. Evet. Şimdi utilden bu ne çağırıyormuş? Bütün şeyleri, endpointleri. Post handler'ı. Okey, tamam, süper. Ha, post handler'ı nereye aldık biz? Direkt buraya aldık zaten, router aldık. Aynen. Şimdi bunu da şöyle yapacağım. Bunu artık şey yapmama gerek yok. Evet, public yapmaya gerek yok. Public yapmaya gerek yok. Bakalım, biraz daha uçuralım. Ne dedi? Basco... Bir util şeyimiz var ya, onu bir grepleyelim biz. Sen bir util yaz. Bu bizi bir şey yapıyor yani. Bir yerden proje structure'ında şey yapıyor. Kernel cron. Bu ne çağırıyormuş? Backup data'yı çağırıyormuş. I olacak, aşağısı I olacak. Pardon, app olacak. App oldu. O kız biraz beni şey yapıyor. Ara ara böyle restart atmak gerekiyor ya. İkisi bir arada problemli yani. Çok birkaç gündür böyle özellikle. App backup data neden patladı? Sol taraf bir kırmızıya büründü zaten. Çok çok güzel işte abi. Bu bizim benim sevdiğim şey bu. Kızaracak yani burası bir. Main'den başlayalım. Yani. Bir bakalım abi hemen go testle. Main'le başlayalım. Şimdi can't load package. Main Go 8'de ne var? Internal router. Biz router'ı... Router'da bir şeyleri bulamıyor. Package router. Ha, tabii ki abi. Evet, aynı tabii canım. Gözden kaçtı.
Aynen. Bir go please kendine gelsin şöyle bir. Hı. Hı. Güzel. Undefined app. Çünkü bunların içinde de bunlar hepsi util diye kendini tanıtıyor. Evet, evet. Paket isimleri de işte. Böyle işte bunu unutuyoruz. Çok sık şey yapmadığımız evet. için. Biz pull request'i bölmedik değil mi? Bunları şey yaparsak kaldığı yerden devam eder. Tabii tabii pull request'i şey yaparız. Yani şunu zaten etmiş. Okay. Şimdi bunlar. Güzel. Güzel. Şimdi ben böyle yani kızardığı zaman. Yok kızarmak iyi bir şey tabii canım. Şimdi ne dedi? Internal base go undefined app diyor. Çünkü app şeyini bulamıyor. Bakalım. Ya bu biraz bir editörün de şeyi var. Evet, editör şey, ya otomatik şey yapamıyor. Discovery'de patlıyor. API değil. API değil. Bu arada şunu şöyle yapmak lazım. Bunları gruplamak gerekiyor. Tamam. Bir yedinci... Bulamadım diyor. Ha. Ben bu şeye bir daha bir restart atarım. Aynen aynen. Çünkü teoride bulması lazım. Hı hı. Ya da biz bir şey unuttuk. Tamam. Şimdi büyük değişiklikleri böyle çok hızlı yapmaya çalışınca tabii ki. Hı hı. Yapıyor ama tamamdır. Çözüldü. Hı hı. Ben biraz şey kullanıyorum. Yani onu söyleyeyim de GoPlease kullanıyorum. Yani GoPlease de alfa beta aşamasında çok şey bir yazılım. Bütün işte linting, ondan sonra renaming falan vesaire bu tarz şeyler için hani Go'nun tek başına kullandığı bir language server. Şu an alfa beta aşamasında ve yavaş ve birkaç sorunu var. VS Code'da da çok iyi çalışmıyor. O yüzden hani böyle ara ara restart atmam gerekiyor. Hani detayını vermiyorum ama hani bu aslında geçici bir süreç. Muhtemelen hani yazılım final versiyonu çıktığında çok daha stabil olacak. Yani biraz şimdi onlarla uğraşmayın diye hızlıca restart edip düzeltiyorum. Birazcık sorun ondan kaynaklanıyor. Burası yakala yani, bir push'la istersen şimdi. Bakalım bir neleri değiştirdik hemen. Yani bayağı bir değişiklik yapmışız. Hı-hı. Şöyle diyeceğim. Bunu da gönderiyorum. Aynen. Şu an böyle daha bir güzel oldu ya. Yani uygulama şey, başladı. Ya tabii best practice klasör yapısına geldi. Aynen öyle. Şimdi modeli şimdi, taşıyalım tabii. Önce istersen. Modeli taşıyacağım. Modeli taşıyacağım. Aslında öyle. Bence sana bir şey söyleyeyim mi? Bu cinden de kurtuluruz biz bu hızla. Yaparız aslında. Ya cinden kurtulma da bir şey yok zaten. Cinden herhangi bir şeyini kullanmıyorum ben ya. Yani bir router. Ama router'ı da HTTP router. Neyse biz bir klasör yapısını bitirelim de. Sonra en son bakarız. Aynen. Aynen. O böyle bir bende bir heyecan uyandırdı. Dependency'den kurtulmak beni çok heyecanlandıran bir şey. Okey. Şimdi bir hemen bir hızlıca kontrol edeyim. Nelerimiz var? Store zaten bizim Go ile alakalı değil. Bu da değil. Helper'ımız var. Ha, şunu bir taşıyalım abi. Bunu bir encryption paketi yapalım. App'in içine nereye alacaksın bunu? Ama bunun aslında çok dışarıda değil. Olması lazım. Çünkü herkes çağırıyor bunu. Öyle mi? Hem bak, hem app'in içindeki backup export falan bu encryption paketini çağırıyor. Çünkü şifre dönüşümü yapıyor. Hem de API'nin içindeki şeyler yapıyor. Çağırıyor bunu.
Hocam bu dışarıda bir yerlerde olması lazım. Peki bir şey soracağım. Mesela bunu şey gerçekten kullanmak zorunda mı API? Şey için, zorunda. Şunun için mi kullanıyor? Evet, evet, evet. Çünkü veri tabanına veriler şeyle giriyor, şifrelenip giriyor, şifrelenip ayıklanıyor. Ve o şifreleme algoritmaları burada. Anladım, anladım. Tamam. O zaman bunu şöyle yaparız abi. Bunun helper fonksiyonunun sebebi de oydu zaten bunun ismi. Hmm. Yani helper fonksiyonlar öyledir ya, her yerden çağrılır şey olur. Ben alıp encryption yapayım. En daha sağlıklı olur. Internal için atayım. Hmm. Ama o zaman bak internal nokta diye çağrılacak hep. O zaman mantıklı olur mu? Yok, encryption diye çağrılacak. Internal şeyi çağırıyor. Pardon. Tamam. Ben hepsi birer dosya sanırım. Klasör bunlar. Tamam. Şimdi projemiz tabii ki patlayacak. API'de kullanılıyor muydu? Kullanılıyor. Şöyle yapalım. Yine grep diyelim biz. Helper'ı. Aynen. Bunu alalım. At benim tool'u. Abi mucizevi tool'u hemen. Server internal encryption. Doğru yazdım değil mi? Evet. Okay. Tamam. Bir daha arayalım. Test yapalım hemen. İşte abi Go'yu seviyorum ya. Yani şu hızlıca test edip bakabiliyorsun. Yani bu böyle olması lazım. Hakikaten böyle olması lazım. Şimdi bakalım login API'de helper şeyi var. Şimdi artık bak yine aramaya gelsene. Bak şimdi sana hayat kurtaracağım ben. Gel aramayı kurtaralım. Geldim. Helper nokta yaz sadece buraya. Helper nokta. Ay, aynen. İkinci diğer klasöre de gel. Encryption nokta de. Yine bir gözden geçirelim bakalım. Muhtemelen evet. Hemen bir test yapalım. Bu kadar. Süper. Abi bu mucizevi şeyi teşekkür ediyorum. Yani işimi acayip kolaylaştırdı. Çok güzel ya. Tamam. Bunu da hemen commit diyelim. Şimdi, evet. Yani burada arkadaşlar belki dikkatini çekmiştir. Yani commit sıklığımız bir şeye göre değişiyor. Yani hani bir tam bir işi tamamlıyoruz ve build olan bir haliyle commit diyoruz. Yani bir değişiklik yapıyoruz. O atomik değişiklik olmuş oluyor bu. Hani o sadece o değişikliği de o commit'le neler değiştiğini çok böyle basit bir şekilde gösterebiliyoruz. Commit adı da açıklayıcı olacak. Çünkü bunu gözden geçiren adam da insan yani. Hani ayırt etmesi lazım. Ne değişti, nelerde değişti. İşte mesele orada. Lazım. Bak mesele orada, ben onu diyecektim. Bu commit ayrı ayrı yapmamızın sebebi bunu review kodu yani değerlendirecek kişinin işini kolaylaştırmak. Aynen. Mesela bazen commit geliyor. Commit'in içinde mesela bir tane bug var, bug fix var. Fakat o bug fix'in içinde adam şunu da yapıyormuş, onu da çözmüş. Şimdi bug fix kodu doğru ama yaptığı diğer kod yanlış. Fakat ikisini bir arada gönderdiği için tüm commit'i geri çevirmek zorundasın. Ama ayrı ayrı göndermiş olsaydı bug fix'i kabul edersin, diğerinde hata var dersin. Ama ikisini yani alakalı şeyle bir arada gönderince hepsini geri çevirmek zorunda kalıyorsun. Bir tane bir hata şey varsa. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Yani bu ya açık kaynak projeye hani contribute etmek çok önemli. Yani bunu hani hem reviewer'ın işini kolaylaştırmak hem de kendi işimizi kolaylaştırmak da epey önemli bir faktör. Yani bunları göz ardı etmemek lazım. Ama yani şu an projenin genel hali bayağı bir oturdu bence. Güzel oldu. Yani bir modeli ekleyeceğiz. Onunla beraber tam böyle istediğimiz gibi olacak. Şimdi modele geçebiliriz muhtemelen çünkü başka bir şey kalmadı. Hem şöyle bir kısaldı ya sanki. Yani burası da böyle bir faldı gibi. Evet tabii canım. Bir de main testi CMD'ye aldık ya. O daha da ana dizini azalttı yani. Ana dizindeki dosya sayısını. Tabii. Şimdi bakalım. API'nin içinde. Model içinde neler olacak? Onları konuşalım istersen. Modelin içinde aslında bizim dışarıdan insanları kullanın diyebileceğimiz API gibi. Ama
herhangi bir logic barındırmayan aynen öyle. Entity'leri koyacağız. Yani bu burada herhangi bir logic yok. Yani hemen gösterelim neler olur. Logic. Hani yani logic şöyle logic'ler olabilir hani işte bunu validate et. Ne bileyim bunu atıyorum işte string olarak verme de hash olarak ver gibi ufak logic'ler olabilir. Hani onlarda bir şey yok. Ama hani datanın bir şeylerini değiştiren ondan sonra atıyorum hani böyle bir yeni o datadan yeni bir data türeten gibi şeyler app'in içinde olur yani. Aynen. Anlam kazandıran şeyler. Şimdi alalım. Mesela login. Mesela bu bizim en temel şeyimiz değil mi? Yapımız. Aynen. Temel sayımız. Bunun altında bir de login response. Şu login response aynı var. Şey. Ama bak burada bir şey düzeltelim. Ben bunu zaten issue olarak server'da yazmıştım. Login response hatalı tamam mı? Login response gibi bir şey değil. Bizim API'larımızın tüm endpoint'inin bir response objesi olacak. Tamam mı? Ben bunu kullanıyorum ama bu yanlış. Hani bunun ismini de değiştirmemiz lazım. Login response değil, genel response bu yani. Bütün API'ler bu response'u dönüyor. Bunun login ile alakalı değil yani işin özü. Anladım. Çünkü tabii. Status ve mesaj dönüyorum yani. O yüzden ismini de değiştirebiliriz. Ama modeli taşıması şart yani. Aynen. Bence şöyle yapalım. Şimdi mesela bu login servisi var. Mesela login servis sanki bana böyle bir app'in içine gidebilir gibi geliyor. Olabilir mi? Bir şey mi var burada? Login servisi sadece bir tane business logic ile alakalı bir fonksiyon var. Birazcık yukarıda o. Hı-hı. Bak find password. Onun dışında bir şey yok. Diğerleri standart servis katmanı. Şimdi burada şuna karar vermek lazım. Buna da geleceğim. Sen neleri API'de yapmak lazım? Business logic'i ne kadarını API'de yapmak lazım? Ne kadarını servis katmanında yapmak lazım? Abi şöyle, API katmanını bence şöyle yapalım. Bak, tüm entity'leri bir modele taşıyalım. API'yi boşaltalım. Hı-hı. Yani login'i modele taşıyalım gibi yapalım. Ondan sonra işe şöyle başlayalım. Router'ların hepsini API'ye taşıyalım. Yani router'ı ortadan kaldıralım. Olur. Böyle daha bir şey gözüksün yani. Yani böyle daha bir anlamlı olsun istiyorum. Yani mesela şu an çünkü router aslında bir API'in şeyinde. API aslında bizim değil mi? Yani direkt application'ımızın interface'i evet. Aslında bizim endpoint'lerimiz yani router'ın evet. İçindeki şeyler. Şimdi o yüzden bunları alayım ben. Hiç olduğu gibi sonra model katmanından çıkarma işlerini şeyden yaparız. Böyle yaparız. Bunu modele taşıyayım. Hadi bakalım. Şimdi bu senin yine mucizevi tool'larınla muhtemelen sorunları bir dakika da çözeriz bak şimdi Natasha. Şimdi abi hemen şöyle bir patlat da niye patladığını görelim. Abi her şey patladı şu an muhtemelen. Çünkü yani model hani her şey buna bağlı. Evet. Tabii ki hani bir şeyler bulmaya çalıştı. Şöyle yapacağız. Önce bir package login diyelim. Değil mi? Evet. Buna bir package model olarak güncelleyelim. Ondan sonra model.login desene şey model değil login.login desene login.büyüklogin. Login diyelim. Bir de büyük login yaz. Aynen. Bunların hepsi model.login olacak. Bak ne kadar isim ne kadar güzel oturdu görüyor musun şimdi? Evet. Aynen. Şimdi bunu da güzelleştireceğim. Muhtemelen birçok şeyi. Bir sen bir dursan bir. Bir saniye. Kontrol edeyim. Ha, tamam sorun yok. Bakalım. Ha, bir de şeyi de değiştireceğiz. Grep dediğimiz şey var ya şu. Bulamıyor. Neyi arıyorsun? Şu şeyi arıyordum da. Şuna API yaptık ya. API login yaptık. Bunu da şeyle değiştireceğiz. Modelle. Model okay. O evet oldu tamam. Test
edelim bakalım. Backup o da şey kalmış. Backup boya girsene. Login nokta şey kaldı herhalde. Login response gibi bir şey mi kaldı acaba? Hmm, evet. Var. Model var. Bak yine. Ha, bir saniye bak. Orada iki tane aynı şeyden oldu. Yukarı çıksana. Apilo. He, bak, bir şey diyeceğim. Aşağıda backup login diye bir şey çağırıyor herhalde bir yerler. Backup'ın 13. satırında ne var? Şu. Onu... Şu. Heh. Buna. Bu başka yerlerde de olabilir. Direkt login diye bir aratsana şeyde. Şu arama kutusunda sol tarafta. Login nokta diye arat. Yok bu bizi bayağı bir şey yapar. Yo evet baksana hepsi model.login olacak bunların hepsi. Bakalım şimdi. Bazıları şey yani mesela şunu bakayım. Mesela buradaki login. Evet, obje login. Obje login. Bunları biraz daha dikkatli şey yapmamız gerekiyor. Şöyle İstersen yapalım. Bunu buradan yapmayalım ya. Burayı bir iptal et istersen. Aynen bence de buradan yapmayalım. Şöyle bir burada bence videoyu durduralım. Hani insanları vaktini çalmamak adına. Tamam. Hızlıca şey yapalım. Pause yapıyorum tamam mı? Pause yapıyorum. Devam ediyoruz. Evet düzenleme işi biz uzun süre dedik de 30 saniye falan sürdü herhalde. Ya koptuğumuz kadar yokmuş. Bir Goran bir nokta şey Goran yapsana. Şey go test dedim. Goran yok da yani uzun zaman oldu şey yapmayalım. Uzun zaman oldu gerçi evet. Çalışıyor. Sıkıntı yok abi şu an çalışıyor. şu an aslında apimiz boşaldı. Hı-hı. Şuradan login'i tarihi toz laflarını gönderiyorum. Api, bir boş kalsın şu an. Evet. Bunu da bir şey yapalım. Commit diyelim tekrar. Güzel. Şimdi en azından logomuza baktığımızda böyle tüm ne değişiklik yaptık böyle evet. Çatır çatır gözüküyor. Bu güzel. Böyle olması lazım. Yani reviewer'ın işini böyle kolaylaştıracağız. Hı-hı. Adam reviewer'a baktığında lan ne değiştirmiş bu adam diye. Ki yani bu zaten bayağı büyük bir değişiklik. Yani normalde böyle PR olmaz. Adamı döverler yani. Islak sopayla falan döverler yani. Böyle böyle PR göndereni. Hani Allah'tan biz Erhan'la tanışıklığımız var yani. Yoksa direkt close edilir yani. O kadar emek harcarsın ama hani teşekkür ederim ama kabul edemeyeceğim deyip kapatılır yani. Aynen. Yani böyle şeyleri tanışarak yapmak lazım. Ama şu an için çok çok iyi yere doğru gidiyor. Hani henüz bitmedi ama çok çok iyi yere gidiyor. Şimdilik bu kesinlikle şey yapalım bence. Bu bölümü kapatalım. Tamam. Çünkü birazcık daha advanced bir bölüme geçeceğiz. Böylece güzel oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şunu hep söylemek istedim. Kanalımıza üye olmayı, pardon abone olmayı ve videoyu sonra şuradan bir yerden beğenmeyi unutmayın. Buraları keselim abi. Kestim.